şu biçliyle asla bundan sonra bakmam. Öyle işte ya Çırak. Ben de bakalım. Sertöyü de alalım. Hapis cezasını Alevi kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak nitelendirdiğimiz zaman bugün buraya yapılan bu ceza yarın öbür gün diğer Alevi kurum ve kuruluşlarına karşı uygulanacak olursa olumlu bir şekilde karşılamıyorum. Tabii ki Alevi inancının bugüne kadar gelmiş olduğu özgür bir şekilde, adaletli, eşitli bir şekilde yaşandığı bu Tunceli coğrafyasında, kadim kutsal topraklarda ata ve dedelerimizden günümüze kadar gelen bir inanç. Bu inancın temelinde sevgi, güzellik ve barış vardır. Onun için devletin bu mekanlara yönelik cezalarındansa bu mekanlarla bir kucaklaşmalarını kendilerinden istiyoruz. Alevi toplumuyla bir kucaklaşsalar her şey daha güzel olur. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü arkadaşımızın, başkanımızın böyle bir cezayı hak etmediğini düşünüyoruz. Verilen cezayı kesinlikle hak etmiyoruz. İnşallah ikinci bir yargıtay da bozulur. Sinan başkanımızı tekrar aramızda görmek istiyoruz. Çünkü yani böyle bir cezayı hak edecek bir şeyde bulunmadı. Herhangi bir silahlı mücadelede, herhangi bir kavgada bir cam kırılmadı, bir şey yapmadı. Herhangi bir devlet aleyhinde bir kötü laf duymadık. 6-7 senedir biz beraberiz burada yönetim kurulunda. Arkadaşımızın tekrar aramıza dönmesini bekliyoruz. Cezayı da kesinlikle hak etmiyoruz. Sinan arkadaş burada cemevinde, Düzgün Baba'da cemevinde yıllarca emeği olan bir arkadaşımız, dürüst çalışan bir arkadaşımız, haksızlığa karşı çıkan bir arkadaşımız. Verilen bu cezanın kabul edilmemesi lazım. Biz yani bizim Alevi inancımızda kabul edilmez. Yani zaten bizim herhangi bir, bu inancımızda birisi suç işlerse biz kendimiz o insanı tecrit ederiz. Ama böyle bir şey gerçekten burada emek veren, şu güzelliği yani gerçekten çevreye, halkı sevecen olarak hizmet veren bir insanımız yani bu cezayı verilmesi yani bizim Alevi toplum olarak, bu inanç merkezleri olarak kabul edilemez. Yani insan haklarına da aykırıdır. Ondan dolayı bu cezanın bir an evvel kaldırılmasını istiyoruz. Bu ne sondur ne de ilktir. Aleviler bin yıllardır bütün iktidarlar döneminde baskılara uğrayarak, katliamlara uğrayarak, sürgünlere uğrayarak bu inancı, bu itikadı, bu yolu derisini yüzdürerek, kelesini vererek bugüne kadar sürdürüp getirdiler. İşte bizler de Sinan canımız da bu hakikati bundan sonraki nesillere taşımak için burada hizmet yürütüyorduk. Bu 3 yıl içerisinde gerçekten Sinan canın buradaki davranışlarını, hizmetini, duruşunu, güzelliğini Avrupa'dan ve Türkiye'den gelen canlarımız, binlerce canımız gördü ve bu konuda hizmetine şahit oldu. Bunu iktidar da gördü. Elbette ki bu hizmet karşısında iktidarlar bu coğrafyadaki diğer inanç yerlerini bir şekilde kendi istedikleri gibi hizmet yürüttükleri için Düzgün Baba Cem evine farklı bir gözle, farklı bir anlayışla baktılar ve bu cezayı bu şekilde verdiler. Bu kararı kesinlikle kınıyoruz, bunu doğru bulmuyoruz. Tekrar gözden geçirilmesini diliyoruz. Buradan Düzgün Baba Hızır, Dersim'in bütün evliyaları Sinan canımızın yar ve yardımcısı olsun.